Değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan ve yansıtmaya devam eden, özellikle kültürüyle, doğasıyla, insanlarıyla bizleri bizden eden bir ilimiz Mersin'den tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle hanımların daha çok dikkatini çekecek olan bir konuya ev sahipliği yapan bir işletmenin sahibiyle tanıştıracağım sizleri. Nuri Yaşar Beyefendi ile beraberiz. Nuri Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizleri burada ağırladığınız için iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Nuri Bey, maceramız nasıl başladı? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektör baba mesleğinden kalma, çocukluğumuzdan beri içerisindeyiz. Bizi heveslendiren de o oldu işte. Eski formatlardaki gibi baba mesleğine devam etmeye karar verdik. Çok severek yaptığımız bir iş aynı zamanda. Ağaçlarla uğraşmayı seviyoruz. Etrafı güzelleştirmeyi seviyoruz. Böylelikle devam ettik. Tamamıyla kendi işletmenizi faaliyete tutup yeni projelerle birlikte hayata devam ediyorsunuz. Bu şirketi ayakta tutuyorsunuz. Benim merak ettiğim asıl bir konu, öncelikle düzeltmek istiyorum herkesin aklındaki algıyı. Peyzaj denilince insanların aklına genelde sadece çevre düzenlemesi geliyor. Ama peyzaj aslında birçok düzene, dekora ev sahipliği yapan bir isim adı altına geliyor bana. Benim için böyle bir konu başlığı. Doğru mu düşünüyorum sizce? Ve aynı zamanda da burada ne gibi işlemler yapıyoruz, ne gibi ürünler sergiliyoruz? Betonarme ile olan mücadelemiz devam etmektedir. Genellikle çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Örnek veriyorum, çimler. Genel olarak projelerinizi aslında çok merak ediyorum. Mesela hangi projeler üzerine yoğunlaşıyorsunuz? Genellikle evlerin, düğün salonlarının, ondan sonra otellerin peyzaj işlerini yapıyoruz. Çimlendirme olsun, ağaçlandırma olsun, o şekilde devam ediyor. Peki hangi bölgelere, mesela peyzaj denildiği zaman yeşillik olan, yani her yeri yeşillendirebilecek güce ve kapasiteye sahibiz aslında. Ve kesinlikle, ve sizin de söylemiş olduğunuz gibi, betonarme ile alakalı sürekli devam eden bir teknoloji var. Aslında bakıldığında bu bir nebze bir sıkıntı, çünkü çocuklarımız var ve bizim zamanımızın, bizim çağımızın eski haline bizler parklarda oynardık. Çok da eğlenceli, keyifli vakitler geçirirdik. Şimdi çocuklarımızın bir park alanı bile aslında plastik düşüldüğünde kendine zarar verilmeyecek bir ortam, ama bence çimlendirme yapılsa çok daha güzel bir alan elde edilmiş olur. Çünkü yeşillik görmeye hasret, piknik yapmaya hasret kaldık. En önemlisi de sizin çalışmalarınız hangi bölgelerde sürdürülebiliyor? Bizim şu an genellikle dediğiniz gibi belediyeler parkları komple plastiğe çevirmiş durumda. Genellikle biz yayla evlerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mersin'de peyzaj denilince akla Mersin'in yayla tarafları daha çok üstün tutuluyor. Tabii bunun yanı sıra oteller ya da büyük şirketler olsun, ondan sonra düğün salonları olsun, az önce belirtmiş olduğumuz gibi öyle yerlerde genellikle çalışmalar oluyor. Belediyelerimiz park ve diğer yapı malzemelerini sürekli dediğiniz şekilde plastik bir malzemeden kullanmış olur. Bizler de bunları toparlamaya çalışıyoruz diyelim. Peki burada kaç çeşit ürünümüz var, nelerimiz var? En gözde ürünlerimiz hangileri? Dış mekan olarak çamlar şu an en çok rovanşta olan şeyler. Tabii bunun yanı sıra iç mekan ürünleri de var. Sukulentlerimiz var, kaktüslerimiz var. Öyle çeşitlerimiz devam etmektedir. Dış mekan olarak yasemin çok kokulu, güzel bir bitki olarak sunuluyor. Örtücü bir bitkidir. Bunun yanı sıra onlara benzeyen daha değişik ürünlerimiz de mevcuttur elimizde. Ama iç mekanda bambu tercih ediliyor mesela. Onlar iç mekan için güzel bir peyzaj uygulamaları oluyor. Böylelikle devam ettirmiş oluyoruz. Burada bin bir çeşit ürünümüz var. Yani birçok istediğimiz ürüne ulaşabiliyoruz. Hem iç mekan tasarımı için hem dış mekan tasarımı için. Dış mekanda bahçe mobilyaları ile birlikte tamamlanacak olan sizin o güzel projeleriniz, ağaçlarınız, süsleriniz, dekorasyon ürünleriniz var burada. Ama ben daha çok iç mekan tasarımı hastasıyım. Mesela kendi adıma söylemem gerekirse, evimin salonunda bir televizyonum ve televizyonun arkasında kendi ellerimle yapmış olduğum bir bambu tasarımım var. Bambu ağaçlarının ufak tefek yapraklarıyla bir ışıklandırma yaptım. Bence de kesinlikle çok doğru bir tercih. Sizin de söylediğiniz gibi bambular iç mekanda çok fazla özen gösteriliyor. Benim merak ettiğim bir diğer konu ise nilüferler. Nilüferler bulunur mu sizlerde? Mesela onlar da hem iç mekanda hem dış mekanda su üzerine kullanılabilecek bitki türleri, değil mi? Evet, onlar da biraz daha soğuk iklimleri sevdikleri için Mersin'de fazla bulundurulamıyor. Özellikle göletlerde yetiştirilen bir bitki. Fazla bir gölet kapasitesi de olmadığı için Mersin'in bazı yerlerde yapay olarak kullanılabiliyor küçük havuzların içerisinde. Ama pek tutulmadığını söyleyebilirim Mersin için özellikle. Ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isterlerse, sizleri takip etmek isterlerse nerelerden iletişime geçebilirler? Sosyal medya platformu üzerinden Yaşam Peyzaj olarak bizi takip edebilirler. İletişim bilgileri de zaten oradan mevcuttur.
sosyal medya platformlarında bizler varız. Yoğunluktan fırsat buldukça herkese yetişmeye çalışıyoruz diyoruz. Ve son olarak söylemek istediklerinizi alıp röportajımızı sonlandırmak istiyorum. Ama öncesinde hem kendi adıma vermiş olduğunuz bilgiler için, hem kendi adıma, hem ekibimin ekran başındaki izleyenler adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak söylemek istediklerinizi de alalım ve röportajımızı sonlandıralım. İnsanları betonarmeden uzaklaştırıp doğayı yeşillendirmek adına herkesi yaptığımız işi, herkesi yaptığımız çalışmaları görmek adına buraya davet ediyorum.